Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ufuk. Bugün sizlerle birlikte Minecraft taş ev yapma serimizin 5. bölümünü çekemeyeceğiz çünkü şu anki izlediğiniz videoda hızlandırılmış bir şekilde ev yapılıyor ve bu evi ben yaptım arkadaşlar. Fakat şöyle bir sorunumuz var arkadaşlar, hani olmadı, niye olmadı bilmiyorum ama bir sorun var. Video 7 dakikadan sonra kapanmış arkadaşlar. Yani bu kullandığım programın bir sıkıntısı. Kendi kendine böyle videoyu durdurmuş falan, kapatmış, tekrardan başlatmış filan. Ama tekrardan başlatmış, sadece 56 saniye çekmiş, ne bileyim, bir acayip bir şey olmuş işte. Şimdi şu an izlediğiniz video arkadaşlar tam olarak bu ev bitmiş halini size göstereceğim. Fakat dedim ki, ben de bu evi madem yaptım, bitirdim. Dedim ben niye boşa gitsin bu ev? Dedim iç tasarımını yapayım, öyle atayım dedim ben de. Şey yaparım, hatta aşağı linki koyarım arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlar varsa oradan indirip böyle, ne bileyim, hani linkten indirip yapabilirler. Ki yani başka da yapabileceğimiz bir şey yok gerçekten. Hani bu şekilde yapabiliriz. İç tasarımda da bildiğiniz gibi kötüyüm ama gene de şey yapalım. Şimdi hemen evimizin bitmiş haline geçelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu evin bitmiş hali bu. Çok güzel bir ev olmuştu aslında. Hani şöyle hemen gezdireyim mi sizi. Yani süper bir ev oldu. Fakat yani programın şeyine uğradık. Kötülüğüne mi? Ne denir artık? Bilmiyorum ki, ben buna bir şey diyemiyorum. O kadar emek verdim ve yok oldu yani. Çok güzel olmuştu ev ya. Hani süper olmuştu. Evimizin içi böyle işte. Buradan şöyle dereye yakın. Dereye yakın bir oda var burada. İşte burada büyük bir oda var. Bir de şöyle bir odamız var. Burası da tabii arkaya çıkıyor. Yani şuraya çıkıyor. Zaten fark etmeliydim ama nasıl fark edemedim anlamadım. Video çok uzun olmuştu arkadaşlar. Bayağı bir 50 dakikayı falan bulmuştu. Dedim hani renderla falan ben onu düşürürüm biraz. Hani 25-30 dakikaya falan düşürsem dedim. Kafi dedim işte. Bir baktım, aha video yok. Her neyse, hemen geçeyim. Hatta şunlara da kalmış şöyle üzerimde. Hiç şey yapmadan böyle. Ben bu evi dün yapmıştım. Bugün iç tasarımını yapacağım arkadaşlar. Umarım güzel bir şey olur. Bence ilk başta hemen bir girişten başlayalım, ne dersiniz? Girişten bir başlayalım. Zaten taş ev arkadaşlar. Sadece taş ve işte ladim ve huş muydu bu? Evet. Huş odununu kullandım. Başka da bir de yapraklar var işte. Başka da hiçbir şey yok. Hani taş ev olduğu için hani survival'da rahat bir şekilde yani bulabileceğimiz evlerden yapıyorum biliyorsunuz ki. O yüzden çok rahat bulunan eşyalar var şu anda. Yani onlarla yaptık. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım biz neler alacağız. Masayı halıdan yapın demişti bir arkadaş. Bence mantıklı söylemiş. Masayı halıdan yapalım. Şöyle yeşil olmaz da. Şu gri halı olabilir. Şimdi burası giriş olduğuna göre buraya bizim ne yapmamız lazım? Şöyle vestiyer olması lazım aslında. Şimdi güzel bir vestiyer nasıl yaparız? Yapamayız tabii ki de. Dur bakayım, bir tahta alalım şuradan. Şöyle orman ağacı alalım. Şu orman ağacı, şunu da alalım. Bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz buraya? Şöyle böyle bir şeyler yapsak. Bilmiyorum ki nasıl olur. Şurayı da hop. Şöyle yapsak mesela. Güzel. Hatta şöyle de şöyle çevirelim. Daha sonra şurada şöyle yaparsak şuraya böyle ikili bir resim koyabiliriz. Tabii ki de Allah, yanlış yaptık. Hemen geri kapatalım. Ben her zaman söylüyorum. İç tasarımda güzel değilim ama geliştireceğim kendimi. Umarım güzel bir şey yapacağız. Şu ortaya halı koysam kötü müdür oraya? Yani böyle fena değil gibi. O zaman bir tane resim buraya koyalım şöyle. Oha. Öyle değil, şöyle. Allah'ım ne resimler varmış ya. Heh, bak bu güzel oldu. Kapı da açık kalsın. Kapıyı niye örtüyorsun? Sanki biri gelecek sanki. Tek başıma oynadığım oyunda sanki biri gelecek yani. Kim gelecek? Açık durdun şu kapı. Güzel ya. Tamam, böyle güzel bir vestiyer yaptık buraya. Bence hoş oldu burası. Tamam, güzel. Hadi gidelim. Şimdi yani giriş bölüm bitti. Şimdi arkadaşlar benim şurası odam olmasın, burası ne olsun bilmiyorum. Şurası bayağı büyük adam, burası yani büyük lan, oturma odası olacak. Odam burası mı olsa mesela, burayı güzel bir yatak yapabilirim ben. O zaman buradan devam edelim arkadaşlar. Şimdi
Şöyle basamaklardan taş basamak alayım mesela. Daha sonra kapı alacağım. Ya da bir saniye dur. Tahta basamak alayım. Nerede bu? Acaba şu renk miydi ya bu kapılar? Mesela kapı alalım bir tane de. Hangi kapı? Ha, şu kapı. Mesela bir şey gördüm arkadaşlar. Şimdi bak mesela şuraya bir tane şey yapalım. Bir yemek masası yapalım. Böyle mi yapacağız? Yok, böyle değil. Dur bakayım. Şöyle olacak. Şunu kır. Yok, şuradan mı koyacağız bunu ya? Ha evet. Evet, böyle bir masa olabiliyor arkadaşlar yani. Hatta bunu var, size bir şey söyleyeyim bak. Ben daha güzelini yaparım ben bunu. Nasıl yapacağım ama. Ki şöyle. Şunu da kırayım. Şunu da kırmam lazım. Hatta bunu da kırayım. Bak şöyle. Şimdi mesela merdiven alayım şuradan. Şöyle. Bunu böyle koyduğumuz takdirde, hatta dur şurada kapatalım da. Tamamdır. Şimdi şunu kırabilirim. Bayağı bir zor oldu ama bunu yapmak. Evet. Yani şöyle bir şey bence gayet güzel. Ama işte bunu şey yapmak zor. Yağmuru bir hemen durduralım. Ya arkadaşlar biliyorsunuz ben yayın yapmıyordum. Yayın yaptığım zaman şey oldu. Video çektiğim ayarlar falan bozulmuş hep. O yüzden ben de şu arada bir kontrol edeceğim video çekiyor mu çekmiyor mu diye. Gene aynı şey yaşamak istemiyorum çünkü hani bu video çeken arkadaşlar varsa beni anlarlar bu durumdan ötürü. Ama şöyle yapabiliriz mesela kapan koyarsak buraya. Ben de bayağı bir bu video deneme şeyi yaptım ya. Her şeyi deniyorum ben şu an. Şöyle bir kapan koyarsak. Şöyle. Tamamdır. Şimdi o zaman şöyle koyalım. Bakalım böylesi nasıl olacak? Ya masa dar mı oldu acaba? Büyütsem mi bir tane? Bir tane büyütürsem bu sefer bu koltuk şey kenarda kalacak ya. Bu ikili mi yapacağım bunu? Öyle koltuk mu olur? Böyle kol olur mu böyle? Böyle mi yapayım? Ne bileyim çözemedim ki olayı. Bu dar oldu böyle ya. Şöyle yaparsak. Allah'ım ne kadar zormuş bu iç tasarım ya. Ne kadar zor bir iç tasarım. Hemen video kontrol, video kontrol. Bakalım bir tane videomuz çekiyormuş. Güzel. Şu masayı bir genişletelim ya. Büyütelim masayı. Şimdi şuradan şöyle. Tabii ben bunu şimdi bir de normal şey tekstür pack'te yapıyorum ya ondan mı böyle gözüküyor acaba? Bilmiyorum şu an ama. Evet sanırım ondan. Normalde çünkü biliyorsunuz ki modern HD kullanıyordum. İç tasarım yaparken. Şu an normal yani normal tekstür pack'te olduğum için bu şekilde oluyor olabilir. Fakat bu aydınlatmayı ben az buldum ya. Bu aydınlatmayı biraz daha çoğaltacağım ben. Tamam şöyle ışığı çoğaltalım. Aynen böyle daha güzel oldu arkadaşlar ya. Öbür türlü çok az olmuştu bence. Böylesi daha iyi oldu. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Şuraya güzel bir oturma grubu yapalım o zaman. Şimdi kuvars alacağım. Şey yani kuvars merdiven alacağım. Kuvarsla yapalım koltuklarımızı. Şimdi birinci koltuğumuz nereden gelecek? Birinci koltuğumuz şöyle falan olacak arkadaşlar. Hatta şunu şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım ya. Evet. Birinci koltuğumuz buradan böyle. İkinci koltuğumuz da buradan böyle olacak. Hemen bakıyorum şimdi. Evet. Koltuk güzel. Şimdi bir tane de şuradan yapalım mı? Şöyle. Bu da şu ufak bir şey olsun böyle. Evet. Buna gerek var mı sizce? Bence gerek yok buna. Bunu kaldıralım. Evet. Bunu kaldıralım. Şimdi. Masayı bununla yapabiliriz bence. Mesela şöyle bir güzel bir masa yapabiliriz buraya. Hatta şöyle bile olur yani. Değil mi? Aynen iki buradan iki buradan. Güzel. Şimdi tabii ki de ne yapacağız? Televizyon. Bizim ha, bunda yoktu pardon.
Çalışma masası koysak altına olmuyor da bu. Bunda güzel gözükmüyor tabii ki de. O zaman ne yapacağız? Tabii ki de tahtadan yapacağız. Şimdi tabii dediğim gibi bende normal tekstür pek olduğu için şey gözüküyor bende. Değişik gözükebiliyor. Sizde nasıl gözükecek hiç bilmiyorum. Hani siz neyle yapacağınızı bilmediğim için. Şimdi bir tane arkadaşımız siyah yün kullan falan abi demiş. Siyah yünü çok eskiden kullanıyordum ama beğenmedim. Çünkü tüplü televizyon gibi oluyor. Biz daha çok şöyle LCD televizyon olarak yapmaya çalışıyoruz. Ve bir şey vardı arkadaşlar. Benim kullandığım böyle ince bir çubuk vardı. Neydi o çubuğun adı ya? Blaze değildi de neydi o çubuğun adı? O nereden bulacağız biz şimdi? Ender çubuğu muydu? Neydi? Bakayım bir. Ha aynen en çubuğu pardon. En çubuğu. Güzel. Şimdi şu en çubuğu ışık falan veriyor ya şöyle. Şunları da şöyle koyalım. Evet gayet güzel. Hatta bir tane de şuraya şöyle. Dur bakayım. Oo bak bak bak. Dur oğlum öyle olmaz. Güzel. Bak görüyor musun? Abi süper oldu yemin ediyorum bak. Çok güzel oldu böyle ya. Bir tane de şu köşeyi yapacağım. Vallahi hoşuma gitti. Dur. Böyle olmaz. Hatta var ya bununla şey bile yapabilirsin ya. Şöyle atıyorum. Tavana şöyle döşeceğim mesela. Bak. Görüyorsun değil mi? Şey gibi. Doğal gaz borusu gibi duruyor. Herkesin evinde vardır yani genellikle doğal gaz borusu nasıl durduğunu bilirsiniz arkadaşlar. Siyah boru çünkü içinde gaz olduğu için duvarın içine koyulmaz arkadaşlar onlar. Şimdi o zaman şuraya da koyalım şöyle bir tane en çubuğu. Ya hatta böyle birkaç tane koyalım. Aa dışarıda gece olmuş bu arada. O yüzden de evin içi çok şey olmuş olabilir yani. Pek fark etmedi ama neyse. Tamam güzel. Şimdi şuraya arkadaşlar böyle bir kitaplık bölüm yapabiliriz aslında. Aa kir ne bu? Kirpi balığı. Cama kuş vurdu. Yani kuş kendini cama vurdu. Dedim ne oluyor öyle ya? Ses geldi mi bilmiyorum videoda. Şimdi şunu şöyle yaparsak eğer ya da şöyle devam ettirebilirim. Yani şöyle bir şey de yapabiliriz. Ya da şöyle bir şey de olabilir. Evet, böylesi daha iyi bence. Hatta son olarak şu kenara da şöyle bir şey çıkalım. Ya da üstünü şey yapalım ya üstünü basamaktan yapalım. Şöyle. Evet, böylesi daha iyi. Aynen, mükemmel bir yer. Şimdi şuraya bir tane halı koyabilirim mesela. Buraya ne halısı koysak, ne renk koysak mesela halıyı. Buraya kırmızı bir halı koyalım ya. Şöyle. Evet. Şu kırmızı bir halı koyalım. Aa, bir tane şuraya da şöyle bir şu köşeye de koyalım bir tane ant çubuğu. Evet. Vay be, bayağı güzel oldu la. Yapamıyorum falan diyorum ama bence bayağı hoş oldu ya bu. Baksanıza şöyle bir. Gerçekten güzel olmadı mı? Bence çok güzel oldu. Çünkü ben yemeği sevdiğim için yemek bölümüne bayağı bir şey ayırdım. Böyle büyük bir yer ayırdım. Şimdi arkadaşlar buraya güzel bir yatak yapalım. Gerçekten büyük bir yatak yapacağım. Ama neyle yapacağım? Tabii ki de karla. Şu karımızı bir alalım. Daha sonra karın şeyini de alacağım. Şu incesini de alacağım. Sonra halı alalım şöyle. Ne alalım? Mavi, mavi halı alalım. Şimdi başlayalım. Şöyle dörtlü bir yatak yapacağız. Çok kocaman bir yatak. Süper. Hemen yastığa geçelim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir yastık yaptık. Oba. Daha sonra bunun örtüsünü yapacağız şöyle. Güzel. Şimdi dur bakayım şu yukarıdakiler aynen bu şey olmasa. Evet. Şimdi şunu da şuradan şöyle yatağın etrafını gezdirelim. Ne yapıyorsun oğlum? Güzel. Şimdi şu en çubuğu acaba bunları eritiyor mu ya? İnşallah eritmiyordur.
Hatta bunu var ya şöyle çıkartabiliriz diye biz. Evet. Bence bayağı güzel oldu ya. Ama yatak başlığı yapmadık. Neyse gerek yok. Dur bakalım biraz bekleyin de bakalım eritecek mi bu entler karı. Umarım eritmiyordur. Ya şunu şöyle mi yapsak acaba? Açık bırakmasak mı orayı? Yok yok açık bırakalım. Böyle de şey gibi oldu. Yer gibi oldu. Ne oluyor oğlum? Niye yok oldu bunlar? Şey mi eritiyor? Ha, biyom kar olmadığı için camdan mı eriyor acaba? Şu an çözemedim olayı ama. Alın size büyük yatak arkadaşlar. Büyük yatak, büyük yatak dediniz. Alın size büyük yatak. Şimdi şuradan chest alalım. Daha sonra şundan da alalım. Şimdi aynen bak şuraya bir tane şöyle dur üst üste koyabiliyor muyuz? Aynen. Bunları üst üste koyabiliyoruz. Güzel. Aynısından şimdi burası böyle olsun. Burası da dolap olsun arkadaşlar. Dolap yapalım buraya da bir tane. Chest'ten asabilmek için. Vallahi eriyor ya. Çok kötü bana. Neyse. Acaba şey mi yapsak? Direkt halıdan mı yapsak onları da? Ya yastık olmaz ki oğlum. Evin kırmızı yastık yapalım o zaman. Şöyle. Bir de saralım o zaman. Şöyle yapalım. Şu değişik bir yastık modeli olsun. Yani eriyor çünkü kar eridiği için oraya başka bir şey koyamayacağım. Neyse. Şimdi geçelim şeye. Taş alayım şöyle. Şimdi şuradan şöyle falan yaparsak eğer dolabımızı güzel. Şurada şöyle yaparız. Buraya şu ayna olayını çözemedik değil mi biz hala? Çözemedik. Evet. Şuraya eğer bir resim koyabilirsem şöyle insan gibi bir şey. İkili yani yukarı doğru iki ha. Ha bak. Aa bak biz buyuz gör. Aynada kendimize bakıyoruz. Yani böyle bir şey olabilir. Niye olmasın? Hop yanlış oldu. Tamam, şuraya da şundan koyalım bir tane. Şimdi bakalım odamıza gayet. Hatta şu kapıdan bakalım. Evet odamız gayet güzel. Hoş bir odamız oldu böyle. Şimdi gelelim fasulyenin nimetlerine. Dur bak şuraya şöyle bir şey yapacağım ben. Burası çok karanlık oldu ya. Bunu da buraya yapalım böyle. Zaten bunun içinden geçiliyor mu? Hayır geçilmiyor ama gene de geçiyoruz biz. Olmadı. Olmadı arkadaşlar. Şöyle yapalım zaten. Böyle kalsın burası. Gene aydınlatıyormuş canım. Aynen yeter. Bir şey yapmadık değil mi evi? Tuvalet, banyo falan yapmadık. O zaman burası havuz olduğuna göre şurayı şöyle yapalım. Şuradan şöyle bölelim arkadaşlar. Burada tuvalet, banyo yapalım biz. Bence mantıklı mı? Mantıklı. Hani havuzdan çıkıp böyle direkt hop şeye geçebilir mesela. Lavaboya falan. Banyoya. Öyle olabilir. Evet, güzel. Tamam, sevdim bu fikri. Hemen şimdi kapatalım şurayı. Bu arada hemen şu videoya ben bakayım bir. İyi güzel. Kaydediyor halen. Umarım bir sıkıntısız kaydediyordur. Seste meste görüntüde bir problem olmayacaktır. İnşallah diyelim ve şöyle kapılarımızı açalım buraya. Kapımızı açtık. Ortasına kaldı. Şurası burası lavabo olsun arkadaşlar. Lavaboyu biraz da ufak vereceğiz. Bayağı bildiğin inşaatçı gibi olduk ya. Hatta bunları şey yapalım ya bence şu ufak yapalım kapılarını. Aynen. O kadar büyük olmasına gerek yok. Şu şeyin camını da. Dur bakayım. Aynen. Şöylesi yeter. Çünkü şey burası ya. Neydi onun adı? Banyo olduğu için böyle ufak bir cam yeterli bence oraya.
Şimdi şurada da şöyle yapalım. Güzel. Hemen şuraya bir en çubuğunu şöyle döşeyelim abi. Eskiden öyle bir reklam vardı. Tut şunun ucunu döşeyelim abi falan diye bir reklam vardı. Boru reklamı. Aa bak bu Ladinler'de var ya böyle şey olmuş. Kapılardan geçmiş. Bilmeyerek yaptık ama güzel oldu. Şimdi şu ışık olayını şöyle yapalım. Tekrardan yağmur başladı hemen şunu da iptal edelim. Aynı ışığı köşeye koyalım. Şimdi burası ne olacak? Burası da böyle lavabo olacak. O zaman önce bir ne yapacağız? Kazan. Şuradan kazanımızı alalım abi. Nasıl yapsak? Tamam şurası. Ha dur. Kapan mıydı? Demir kapan koyacağız değil mi? Sandığı atabiliriz. Açsana oğlum. Bunu şöyle mi koyacağız bunu? Yok. Nasıl açılıyor lan bu? Düğme koyayım öyle açayım bari. Bakayım bir. Ama geri kapanıyor. Tam kapalı dursun o zaman ya. Ne yapalım böyle kalsın. Bunun etrafını şöyle büyütürsek eğer. Evet böyle. Oturdum mu tamam güzel. Şimdi bir kazan da buraya koyacağım arkadaşlar. İçine su. Şu kara atabiliriz. İçine su koyalım buradan. Daha sonra kanca. Kancayla da şey yapabiliriz. Musluk. Evet. Güzel oldu değil mi? Bence de güzel oldu. Şimdi mesela şuraya hatta şu nasıl yapsak? Şöyle yapsak şey havluluk gibisinden böyle. Güzel bir havluluk. Heh, bu da resim. Vallahi süper bir şey oldu ya. 10 numara banyo oldu var ya mükemmel banyo oldu. Bakayım bir. Vallahi güzel oldu. Şimdi kapı koyalım o zaman. Şimdi iç kapı olduğu için şöyle bir kapı koysak iyi mi olur? Bence güzel olur. Ama bunu da şöyle içeriden koyalım. Güzel. Şimdi geçelim şuraya. Şu ortaya bakayım bir. Abi burası var ya 3'e 3'lük böyle çok güzel bir resim alanı ama bakalım 3'e 3 bir resim çıkacak mı buraya? Yok lan tamam 2'ye 2'ymiş tamam böyle böyle. Nasıl 3'e 3? Nasıl sayıyorsun ya? Aynen böylesi güzel. Evet süper bir resim oldu. Şimdi buraya banyo yapacağız. Işığa bakalım. Işığı da şuraya almamız lazım. Hatta var ya al sana ışık yani. Olmaz lan burası dur bakayım. Vallahi yanlış yeri kırdık ha. Dur bakayım şurada şöyle. O zaman. Şurada şöyle yaparsak. Oğlum kafam karıştı ne yaptık ya. Neyse tamam şunu kır. Tamam böyle olsun. Yeter. Bir tane en çubuk koyarız ya. Ne olacak? Şöyle. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle bir hatta daha büyük yapayım ya. Şöyle duşakabin yapalım. Yok. Aynen burası böyle kalsın. Hatta bunu üst taraftan da yapalım şöyle biz. Tüh şeye geliyor. Işığa geliyor ya. Tamam burası böyle kalsın o zaman. Abi burası da böyle kalsın o zaman. Tamam güzel. Şimdi ben şunun içini şöyle şey yapacağım. Burası olmaz. Üst tarafı yapmayalım o zaman ya. Çünkü şey üst tarafı su koyabilir miyim falan diyecektim ama koyarım ya. Şöyle koyarım. Mesela su alalım bir tane. Yani devamlı su akıyormuş gibi. Şuraları şöyle yapsak acaba? Gene mi aynı? Vallahi gene aynı. Hiç su işine girmeyecek mi anlamadım ki. Bence hiç su işine girmeyelim. O zaman şuraya bir tane şöyle kanca koyalım. Aynen. Hatta şöyle koyalım ya. Şu yukarıyı da kapatalım.
Yani şöyle olur. Hatta bir tane cam alalım bak şuradan, ince cam. Mesela siyah cam alalım. Şuralara da şöyle yaparsak eğer. Aynen, baya güzel bir duşakabin oldu. Şu an şimdi evin çatısı uygun olmadığı için oraya su koyamadık ya. Neyse, hani orası öyle olsun. Şimdi banyo, banyoda başka ne olur? Şurada dolap olur mesela. Dolap yapabiliriz buraya. Şuraya böyle resim koyalım şöyle. Allah, yanlış oldu. Acaba resim mi koyacak ya da şöyle aydınlatsak mı burayı? Şu aydınlatalım ya da ya. İki tarafta da olsun böyle güzel bir şey. Yani güzel. Şöyle bir tane şey yapalım. Dolap yapalım şimdi. Nereden yapalım? Tabii ki de tahtadan yapalım ya. Hatta şuradan ladin alayım ben şöyle. Mesela hop şöyle. Daha sonra ne yapalım? Çerçeve koyarız buraya. Şu güzel bir çerçeve, güzel. Atıyorum bunun üstüne koyabiliriz. Saksı koyabiliriz bir tane. Saksı koyalım. Bir tane koysak yeter. İçine de ekelim böyle bir tane çiçek ekelim. Evet, banyomuz da bitti arkadaşlar ya. Banyo da böyle işte, süper bir banyo oldu. Bunu da kapısını kapatalım. Süper. Buraya da bir şey yapmaya gerek yok. Buraya ne yapacağız ki? Yapacak bir şey yok buraya. Havuzumuz zaten burada. Şezlonglarımız burada. Ve şöyle şimdi son olarak bu bizim tekneler niye bu kadar gitmiş onu anlamadım ya. Ben bunları buraya koymuştum. Hadi bir tane koyalım o zaman. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapacağız? Şimdi evimizi gezelim. Şöyle girişten. Hatta şöyle yapalım bak. Atıyorum tekneyle geldik böyle. Hiç uçmadan. Hoba. Şimdi süper bir şekilde çıktık. Ah diyorsun, evim evim güzel evim. Evim evim güzel evim. Şöyle bir giriş, süper bir giriş, mükemmel. Şöyle kapımızı kapatalım. Şöyle çok güzel bir giriş oldu. Hatta dur bakayım bir. Şu köşeye de yapacağım bundan. Burası karanlık olmuş. Burada yapalım. Bayar tarafa en çubuğunu koyduk yani. Işıklandırma. Güzel. Evet, ama görüntü olarak çok güzel. Yani mükemmel bir görüntü yapıyor. Şimdi buradan hemen odaya giriş. Odamıza girdik. En güzel ne abi? Hemen tak aldın kumandayı eline böyle çat çat televizyon izliyorsun. Süper. Acıktın abi. Yemek yiyorsun. Hanım yemeği getir. Karnımız acıktı be. falan filan yemeği yiyorsun. Abi canım mı sıkıldı? Hemen alıyorsun buradan kitabını, tak tak okumaya başlıyorsun. Süper. Mükemmel. Uykun geldi. Yatacaksın. Hemen çesteni mesten dolabına çıkartacaksın. Hop, mis gibi yatak. Tabi yatamıyoruz buraya ama. mis gibi yatak. Mis gibi hava. Oh çok güzel. Şimdi burası da çok güzel. Sabah uyandın şimdi. O ne yapacaksın abi? Hemen lavaboya gireceksin. Hemen geldim buraya. Oba. Tak lavaboya girdin. Güzel. Ayna olsa şuraya ayna koyardık böyle. Hemen elini yüzünü yıkayacaksın. Süper. Mükemmel. Abi ne yapacaksın sonra? Pat. Hemen hoppa. Yüzmeye yüzeceksin değil mi? Süper bir yüzme. En sonunda ne yapacaksın? Yüzdükten sonra çıkacaksın abi. Uşt, hemen geleceğim buraya. Açacaksın çeşmeyi. Tak. Duşunu alacaksın. Şu abi, süper. Mükemmel. Abi evimiz çok güzel oldu bence. Süper bir ev oldu diyebilirim. Şimdi şu saati şöyle bir 3000 mi yapsın? 300 ne oğlum ya? 3000. Hayır, 5000 yapacağım. Saatimizi 5000 yapalım. Güzel. Şimdi hemen şöyle bir dönelim arkadaşlar. Hatta şöyle bir hop şöyle bir görüntü alalım. Güzel. Evet arkadaşlar. Minecraft taş ev yapma serimizin 5. bölümünde sonuna geldik. Burada ev yapamadık ama kendi yaptığım evin iç tasarımla birlikte evi size tanıttım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenseniz hemen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma halen abone değilseniz sol aşağı köşeden hemen kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.